telli kase tatlımızın tadına bakacak olan ilk kayınvalidem Nuray Sultanım. Çeyrekli Nuray. Evet. Çeyreği kaptın, adını yazdırdın mı yazdırdın? Yazdırdım. Afiyet olsun şekerim. Tadı güzel, kötü değil. Muhallebinin kıvamını da söyle. Güzel, çok sert de değil, yumuşak da değil. Bütürlük de yok denecek kadar az. Süper. Ama Nurşel Hanım, güzel kızarmamış ve kesemedim. Altını çok sert olmuş. Yani olmamış diyeceğim bunu, beğenmedim. Peki şekerim. İkinci tabağımız... Yani kesimlerinde sıkıntı yaşıyorum. İyi mi diyeceğim? Kötü mü tad olarak? İyi. Beğendim diyeyim buna. Peki. Herhalde hepsinin kesiminde sorun yaşayacağım. Muhallebinin kıvamını falan yok, güzel, söyle. Güzel. Onu da beğendin. Beğendim. Muhallebinin kıvamını da beğendim. Şimdi bir de zor kestin, ikiyi de zor kestin. Zor kestim aslında ama. Aslında de beğendin. O pişmemiş bir. Hı, daha beyaz. Ha, bu daha kızarmış. Geçiyorum. Geçelim. Beğendik ve geçiyoruz. Üçüncü tabağımıza. Biraz daha akışkan olsaydı daha iyi olacaktı yani. Bunu da beğenmedim. Muhallebisini mi beğenmedin? Yok, evet. Onlara göre muhallebisi bunun biraz daha kıvamlı olmuş. Hani kötü de değil. Bir de altını pişirememiş, yanlarını pişirememiş. Bunu kızarmamış. Anladım. Bunu da beğenmedin. Bunu da beğenmedim. Kaynanam hiçbir şey beğenmiyor. Kadayıf güzel kızarması lazım. Evet, çıtır çıtır olması lazım. Evet. Üstler çıtırdamış da altlarda, altlarda problem sıkıntı var. Altlarda sıkıntı var, evet. Dördüncü tabağımız. Buna da beğenmedim diyorum bu yanıklarından dolayı. Ve kesemedim yine. Suyun iç muhallebiyi de söyle ne olmuş? Ha, muhallebileri hepsinin kötü değil. Yok kötü değil bak güzel. Tadı da güzel. Beyaz olanı da eliyorsun, çok kızarını da eliyorsun ha? Ya biraz fazla kızarmış işte yani. Dişimi ağrıttı. Gerçekten kimmiş dişimi ağrıttı. Kimmiş o gelin sor hesabını. Dişimi bilmiyorum. Ağrıttın de. Yani hepsindeki sorun vardı kesmede de. Evet şekerim. Çok tarihi bir puanlama. Artık bu önümüzdeki 4 bölüm çok 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 önemli. Alayım puanlarını. Buna 1. Birinci tabak 1 puan. Buna 5. İkinci tabak 5 puan. Çok kızarana da 2 vereceğim. Dördüncü tabak 2 puan. Buna da 3 vereyim. Üçüncü tabak 3 puan. Korktun mu sen? He? Korkma belirtisi bu ikiler üçler. Korkuyorum. İlerden ben buraya gelince için. Çok korkuyorum da. Dördüncü tabağımız 2 puancık alabildi. Yine bence yaptığın yoruma göre kıyamadın. 2 verdin. Kıyamadım evet. Evet bakalım kimmiş bu gelinimiz? Kayınvalidemizden 2 puan alan gelinim Niyase. Allah Allah. Nuray teyze ben sana söyleyeyim. Ev hanımısın ama niye dişinin ağrıdığını. Şimdi pişmemiş kadayıfları yersen tabii ki yumuşak. Pişmiş kadayıf yok, hep sertti dedim zaten. Hayır benim tabağımda dişim ağrıttı dedin. Onda dişim ağrıdı. Neden dişin ağrıdı söyleyeyim. Pişmiş kadayıf sertleşir, şerbet olmayınca da yumuşamaz. Diğerleri pişmediği için dişini sert şey acıtmadı. Yok yok onlar da çok şeydi de demek orasından yememiş olabilir. O zaman acıttı. Biliyorum. İşte diyorum onlar ya. Onlar da sonra kestim farkındaysa. Ya bir de Adanalısın bak. Tatlı olsa yani şerbetli bir şey olsa yumuşatır zaten. Ayrıyetten
Sen çiğ tabağa, kas katı olmuş muhallebisi dediğin tabağa güç verip de benim muhallebimi beğenip pişirmeye çalışmışım en azından. Üstü biraz geçmiş dedin. Miyase ne diyorsun ya? Nasıl ne diyorsun? Şöyle biraz geçmiş demesinin sebebi bile acaba benim beceriksiz gelinim Dudu olabilir mi? Şimdi bak. Burada ben kömür duruyorum. Hiç alakası yok. Benim gelinim yakmaz. Kömür. Sen yakarsın. Kömür. Sen yakarsın. Neden kömürü? O yakmaz. Kömürü niye ki verdin? Anne. Yanık tabağı ki verdin ya, yazıklar olsun sana. Çiğ tabağı çok yanık verdi. Değildi. Evet. Çok yanık değildi. Hani şu sadece şu sakallarında hafif. O zaman yani deseydin ki üstü biraz kızarmış olabilir. Dur bir dakika, ben kızlara göstereyim. Üstü geçmiş demesinin sebebi şu arkadaşlar. Şu sakalları yanmış. Evet, göstereyim. Sakalları mı yanmış? Aynen. Bakın. Yeri yeri kızarık. Bak 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 şöyle, kenarları ne kadar güzel kızarık. Evet, kızarık. Bak sadece aynen. Şurada birkaç parça var. Ondan el. Arkadaşlar. Ve çok sert. Benim tabağıma laf atacağınızda üçüncü tabak açılınca gelin bakın bak. İçi kar gibi duruyor. O tabağa kalkıp üç verdi. Benim tabağım kafak mı? Ben... O da biraz geçmiş. Ben yerken baktım löp muhallebi. Bak löp. Üç mü? Evet löp evet. Muhallebiye üç verdi. Neden? Gelinin beceriksiz. Evet. Bak geçmiş. Öyle diyeyim ne diyeyim sana. Seninki gibi yanık tabak çıkarmıyor da onun için. Ben yanık tabak mı çıkarmıştım? Başka yanık mı var orada? Gelmeseydin kolumdan tutup kim getirdi beni buraya? Ya o öyle diyor ya onun için öyle. Hayır haklımı savunmak zorundasın. Savunuyorum zaten. Kendisi evet, yakıyor. Kabullenmek oluyor sen kabullendin. Lafımı bitirmiyorsun. Kabul etmiyorum. Senin gibi yanık tabak çıkarmıyor dedi. Nuray teyze sen bugün de gelinine demedin mi? Heh. 12 günde 2 çeyrek aldım. Ben bir günde bir çeyrek aldım diye. Olmamış. Bir dakika. Diyebilirim. Söyleyen Tuğba kaç çeyrek aldı? Bir dakika söyleyebilir miyim? Gelin kaynana toprağına çekmiş. Beceriksiz kaynana, beceriksiz gelin. Beceriksiz yapamayan kayınvalide beceriksiz gelin. Herkes olmayanlara verdiği için bugün o çeyrek onun göğsünde. Allah evet. Allah. Herkes benim kayınvalidem yapamaz deyip konuştu o odada. Sen bununla övünme. Olmamış tabak kazandı. Evet. Senin gibi burada gülerek kayınvalidem benim kayınvalidem en kötüsünü yapmıştır 5 dedin. Sosundan yakaladın. Kanıtladın. Sosundan. En kötüsünü yapmıştır dedin dün kayınvalidene. Geldim burada da kanıtladın. Güzellere bir verip size 5 vermekle. Şöyle bak sana nasıl anlatayım? Sizin gibi şey değilim ben. Sosundan yakaladım ben onu. Kötü de olsa sosundan bulurum ben kayınvalideme. Yani kötüye puan verdiğini kabul ediyorsun. En azından ben kötüye vermiyorum. Hı. Kötüye puan verdiğini şöyle kabul etti. Kayınvalidem daha önce hiç mutfağa girmedi dedi. Tamam bana da diyor ki sen yapsa beceriksizsin. Yapsa bunu benim kayınvalidem yapar dedi. Bana da diyor işte aynısını. Beceriksizsin diyor. Yani her duyduğun sen mi oluyorsun? Yok bana da öyle tamam, dedi. Tamam o der sen kabul ediyor musun? Etmiyorum o ben zaman, beceriksiz değilim. O zaman sorun yok. İşte bu. 3 puan. Tam 3 puan verildi bu tabağa. Bakalım kime gitmiş? Üç puan senden kime gidiyor? Aç göreyim. Dudu! Eyvahlar olsun. Çiğ tabağa 3 verdi. Hayır, bombayı patlatıyorum. O taş muhallebiyi senin çocuğun da yedi. Yazık çocuğa. Taş o ya, adamın midesine ki. Muhallebiye taş demedim canım ben. Tatlıların hepsine taş olmuş getirmedim dedim. Ne? Evet, koyu anne. Evet. Derken gördüm. Hayır canım. Hayır taş diye bir şey konuşmadım. Taş diye taş. Hep kadayıfların altına kesemedim dedim. At o muhallebiyi bak kafam yarılır. Anne. Atayım mı? At. Gel. Bak yarılma garantisi veririm. At anne. Sanki. Üf. Fırsat versen. İade-i ziyaret mi yapıyorsun? Üç verdim ya dün sana. Onu mu veriyorsun? Dudu, şükret bir vermediğimi. Bildi. Altı bembeyaz neden böyle kırmadın? Sen dün bana ne dedin anne akşam? Ne dedin? Ben bundan sonra sadece lezzete vereceğim. Mutfakta evet. Aksilik yaşanıyor. Kızarıklığın da bir önemi yok demedin mi? Tamam da bembeyazın da önemi var. Yani bak bu tabak beyaz. Bu tabak ona göre biraz daha tamam. Beyaz. Bunlar daha kızarık. E tamam o zaman onu da bir verseydin. Neye bir verseydin? Beyaza da bir verseydin Dudu'ya. Dudu zaten az mı? Ortaydı. Bak orta olan ikinci tabak. Evet. Benimki çok koyu, güzel. Diğerleri beyaz. E onun beş bir yapaydın. Bir verdiğim kadar beyaz değil bu. İçi bembeyaz, kar gibi. Ayrıyetten sen o tabağı yiyince dedin ki bunun muhallebisi keşke onlar gibi olsaymış. Bak bu, çok koyu dedin. Bir dakika. Orta var ya. Orta değil mi? Orta. Orta. Bunun da içi beyaz.
Sen dedin ki muhallebisine sen yedikten... bunun içine diyorsun da. Hayatım sen muhallebisine dedin ki onun yedikten sonra. Evet. Keşke bunun muhallebisi de 1 ve 2 gibi olsaydı dedin. Olur, çok koyu olmuş dedin. Çok her koyu. Şeyini gömdüm. Evet. Mesela onlara daha... göre koyu olmuş. Benim tabağımı daha çok beğendin. Bana 2 ona 3 veremezsin. Hayır. Bana 3 ona 2 ver. Bir saniye. Hayır. Ben taşa yakından bakmak istiyorum. Bak. Çok merak ettim. Nasıl 3 verebildin ama ne yapacaksın? Gelin kayınvalide kötülere vermek zorundalar. Herhalde çok kıskandın tamam. Çeyreği alınca. Tabak evet kıskanmadım. Kıskanmışsın ki bu kadar konuşuyor. Hak etmedin senin içeri. Tabağın açıldı mı? Eyvahlar olsun. Senin tabağın açıldı mı? Çocuk yedi. Ne olmuş da çocuk yemiş? Ya ne bak, olmuş? Kötü bu... demedim ki ben ona. Ay. Kötü demedim. Sakin, senin Tuğba bir dakika yerine geçer misin? Bak muhallebi. Ben onu öyle yaptım. Bak muhallebiye bak. Ben öyle yaptım. Bak, lokum ne gibi. Olmuş? Bak ay, o da taş gibi. En lokum muhallebi burada. Senin tabağın açıldı mı? Hayır. Sen neden her açılan tabağa yorum yapıyorsun? Yaparım. Neden? Ne hakla? Yaparım. Ne hakla? Sen benim buranın adım... şeyi misin? Evet, buranın muhtarı benim. Allah Allah, evet. Ben seni kabul etmiyorum. Ben seni seçmedim aynen, muhtar oy olarak. Aynen, oy pusulalarını benden al. Gel, hiç bana kusura. Oy vereceksin. Ha, verebilirim. Ver. Ver. Kim güzel yapmışsa ben ona verdim. Oyunu bana vereceksin. Ben hakkını da herkesin veririm. Niye acaba siz ikiniz böylesiniz? Ama her açtığım tabağa o yorum yapıyor. Ben anlamadım. Sus kız. Kızlar konuşturmuyor bile. Sus kız. Aa, Tuğba'ya bak sen. Hesaplar soruyor. Tabağı açılsın ondan sonra konuş. Haklısın. Dünün hıncını çıkarıyor kaynanası yemek yapamayınca. Tutalım. Şimdi Dudu'ya maalesef 3 puan verdin. Evet. Kendi gelinine. Evet. Bizden rakibe hem de finale 4 bölüm kalmışken bir hediye geliyor. Bakalım kime? Açıyorum. Açtım. Evet. Tuğba. Ay, konuş konuş muhtar. Hadi bir alan konuşmasın sen konuş. Hadi. Ama bir alan sen konuş. Ne güzel yaptım. Oyları da bana verdin gördün mü? Güzel ben bak kanıtladım mı kendimi ben güzele veriyorum. Tamam sen güzele vermiyorsun sana totem yaptım. Ah Nuray'cığım nasıl güzelsin. Her zaman güzelsin. Sana 5 veriyorum. Nasıl güzel gel seni masada ben götüreceğim. Hayır ben...